FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin 8. bölümüyle karşınızdayız. Artık ligde son düzlüğe girdik. Kupada son düzlüğe girdik. UEFA'dan da şanssız iki maç sonunda elendik. Yapacak bir şey yok. Ligde devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıp büyük oranda kazanmayı garantilediğimiz şampiyonluğu, yani büyük oranda garantiledik. Çünkü iki maç eksiğimiz olduğu halde en yakın rakibimize 9 puan fark atmışız. Eğer bu iki maçı da kazanırsak 15 puan. Ama tabii bu maçlardan birisi Galatasaray deplasmanı. Galatasaray ne kadar kötü durumda olursa olsun ligde her zaman sıkıntı çıkartabilecek, problem çıkartabilecek bir takım. Zor bir maç gibi geçiyor. Kontraya çıkabilirler mi? Burak sevdiği toplardan ama durdurmamız lazım. Gol ya da offside olabilir. Gol. Kevin Groyskotz. Groyskotz. Söyleyemiyorum ben bu adamı ya. İki stoper sarı kartlı. Ne kadar güzel. Neyse, Galatasaray'ı yenirsek çok bir şey olmaz ya. Sıkıntı değil benim için yani. Sonuçta Galatasaray'a yenilmişiz. Ama yani böyle goller de olmaz ya. Böyle bazen sözcükler düğümlenir ya işte. O anları yaşıyorum şu an. Sabri. Ben mesela Sabri'nin frikiklerini beğeniyorum. Sizin gibi rezil. Bu kadar iğrenç. Top oynayan takım olmaz. Van Persie, bizi hayal kırıklığına uğrattın. Nani, Volkan Şen. Takım komple kötü oynuyor ya. Yani Galatasaray bariz bir şekilde üstünlüğünü kurmuş durumda. Yapacak bir şey yok. Her zaman da takım iyi oynayacak diye bir durum yok yani. Muslera. Sabri göstermeye bile gerek duymadı Sabri'de olduğu için top, yani oyun. Yalnız Gökhan 2 haftadır kötü. 6.4 kabul edilebilir bir şey değil, puan değil Gökhan için. Abi adama basın, niye geri geri gidiyorsunuz ya? Cık. İki tane stoper, ikisi de geri geri gidiyor. Biri de adama şeye gitmiyor ya, müdahaleye. Geçmiş olsun. 2-0. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet. İstatistiklere bir bakalım, merak ettim. Bir tane mutlak gol pozisyonumuz varmış.
Taraftarlar harap, ben de harabım. Yani 14 maç sonunda da ligde mağlubiyetle tanıştık. Kasımpaşa, Bursa, Mersin. Teknik heyeti dinlemek istemiyorum. Genel olarak şu ana kadarı değerlendirmek gerekirse Şubat ayına kadar gerçekten çok iyi geldi takım. Arada ufak tefek takılmalar oldu ama Şubat ayından sonra biraz zorlanmaya başladılar açıkçası. Ama Şubat ayından sonra toplandık. Zaten ligde gayet iyi gidiyoruz. Galatasaray mağlubiyetine üzülmedim. Yani derbi maçı sonunda ve güçlü bir takımla oynuyorsunuz. Kaybedebilirsiniz. Oyuncular da her zaman aynı performansı gösteremiyor. İki tane adam iyi performans gösteremese sıkıntıya düşüyoruz. Mesela Gökhan Gönül benim oynadığım taktikte gayet üst düzey performans gösterdiği zaman, yani sağ bek ve sol bek takımı da ateşliyordu. Ama Fiorentina maçında ve Galatasaray maçında pek iyi oynayamadı. Sonuçlar ortada. Yani defansımızdaki sıkıntıları gidermemiz lazım aslında. Yani ben de biraz mevcut vizyonu kabul et tabii canım. Ben de biraz şeyde inat ediyorum. Hani ön libero ile oynamıyorum. Forvet arkasında bir adamla oynuyorum. Öyle oynamayı tercih ediyorum. Çünkü ön libero ile oynadığımız zaman da gol yollarında sıkıntı çekmeyelim diye yaptım bunu. Biraz uğraştım, pek beceremedim açıkçası. Elbette beceren arkadaşların taktikleri var ama onları alıp da şey yapmak istemedim. Ne derler? İşte benim taktiğim gibiymiş gibi yapmak istemedim. Gördüğünüz gibi Diogo'yu bir türlü oynatamadım. Yani verim alamadım derken aslında kulübün geleceğini garanti aldığını, borçlanmayı planlıyor mu? Neyse. Şöyle bakalım, yani Diego'dan çok çektik diyoruz ama yani 6 gol 11 asist. 30 maçta 6 gol 11 asist. Ya evet, umduğum gibi değil ama daha iyi de olabilir. Yani bilmiyorum. Kasımpaşa zor bir maç. Üçüncü, lig üçüncüsüyle oynuyoruz. Kasımpaşa'da Eren derdi yok. Eren derdi yok, bize dert olmasın. Avrupa Ligi'nde de kötü bir performans göstermedik. Gruplarda zaten çok iyi oynadık. Slovan Liberec zaten bizim ayarımızda, bizim kalibremizde bir takım değildi. Fiorentina çıktı sonra. Fiorentina da bizim ayarımızda bir takım aslında. Yani bizim ayarımızda derken hatta bir tık üstümüzde bile diyebilirim Fiorentina. Şu an için söylüyorum tabii. Çünkü takımda ufak tefek eksikliklerimiz var. Onları gideremediğimiz için de Fiorentina bizden bir tık üstteymiş gibi duruyor. Gökhan Gönül'ün şu son iki maçına bakın, 6.80, 6.60. Yani 7.10, 7.10, 8.20 bu aralarda dolaşıp 6.80 ile 6.60'a düşünce bizim için sıkıntı oldu. Ama şeye üzüldüm ya. Yani Fiorentina ilk maç orada 2-0 kaçırdığımız pozisyonlar var. Burada 2-1 kaçırdığımız pozisyonlar var. Direkten dönen toplarımız var. Ama Fatih Terim'in bu direkten dönen toplarla alakalı güzel bir sözü var. Yani vurduğunuz zaman direkten dışarı çıkmasın, direkten içeri girsin o zaman. Şans demeyin siz de diye olan bu tarz bir sözü vardı. Yani şanssızlık şanssızlık da bizim de oyuncuların kabahati var biraz tabii.
Aman 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 aman. Castro. 2'li sıkıştırma geliyor. Yalnız top hep onlarda. Pozisyonlara giriyorlar. Yani pozisyona da giremiyorlar ama benim yarı alanımda çeviriyorlar topu. Mehmet Topal ayağı oynayarak çıktaca. Hadi Nani, kontrayla vuralım şu Kasımpaşa'yı. Gardını düşürelim. Güzel orta, gol. Bu kadar çok güzel ya. Bu süreçte Van Persie bayağı bir topladı kendini. Yani yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır falan. Birkaç maç hariç gayet iyi top oynuyor. Oo, çok iyi vurdu ama. Hasan Ali, yapmayın böyle hatalar ya. Böyle basit hatalar yapmayın ya. Yani orada 5 kişinin arasında bir kişi. Çok iyi yaptın Gökhan. Çok güzel oldu. Bu sezon attığı ilk gol. Hasan Ali de gaza geldi. Şut çekiyor. Herhalde ikinci yarı onların sahaya yıkarız şeyi. Maçı. 3. gol gelmedi. Souza. Meireles'i alalım bakalım yerine. O da bayağı uzak kaldı kadrodan ya. Dın. Van Persie. Herhalde gol krallığına gidecek bu sezon. beşinci dakika. Meireles de mi tırtladı ya? Nasıl yapalım? Uygar'ı alacağız yerine mecbur. Yani hiç düşünmeye gerek yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. İsmail Köybaşı Kasımpaşa'da. Vay. Volkan da iyi yani, 2 asist. Fabiano da fena bir kaleci değil yani. Az kaleci olabilir. Kaç yaşında? 28 yaşında, çok bir şey de değil yani. Yaşlı da değil bir kaleciye göre. 5-6 senesi rahat var yani, 6 sene. Çok ya, ne dedin, çok merak ediyorum ya. Castro. Portekiz'den mi almışlardı? Aynen. Çok güzel adam. Hadi bakalım. Bursaspor'la kendi evimizde oynayacağız. Şunu geçelim. Transferler ne varmış? Kardeşi mi istiyorsunuz? Nasıl? Bedavaya mı? Gitsin. Zaten sezon sonu gidiyor. Sözleşmeyi yenilemeyeceğim ki. Yok ya. Kadeç gidecek.
Chelsea, Sevilla. Ya bu Vitolo orada da oynuyor. Orada da oynayan adam mı? Yok, bu değil. Bir tane adam vardı. Orada da oynadı. Orada'dan sonra gitti. İspanya'da oynuyordu da ama adamın adını unuttum. Vitolo'ydu gerçi o da galiba ya. Süper Lig'de durumlar nasıl? Aynı 9 puan fark var. Bir maç eksiğimiz var. Bursaspor'la bu maçı oynayınca yenersek de puan farkını tekrar 12'ye çıkarmış olacağız. Cristiano Ronaldo. Vuhu. Şöyle bir oyuncum olsun ya. Yalnız 31 yaşına gelmiş adam da, vay be, 2-3 sene sonra adam iptal olacak. Orta saha. Aslında Caner Erkin'i bile orta saha çalıştırıp orta sahada oynatabiliriz yani. Hakikaten de mevki, rol, orta saha merkez, standart orta saha. Alper sakatsın, seni ellemeyelim. Hadi bakalım böyle başlayalım, ne olacak? Yokluktan Caner'i orta saha, aslında sezon başında aklıma gelse de böyle yapsaydım. Çünkü oynatmışlığım var Caner'i orta sahanın göbeğinde. Çünkü teknik kapasite olarak yeterli yani. sekizinci dakika, daha bir şey yok. Tık yok. Caner de sırıtma da orta sahada. Yani ortalama puanlara bakarsak. Oyna Caner'i. Kanada adam karşısında. Kanada at, Kanada çok lan. Orada kesilir mi ya? Cık. Orada pozisyon olacak belli ki. Yalnız Van Persie. Çok güzel attın Caner ama. Caner'e bak, şov yaptı resmen ya. Caner'i orta sahaya aldığımda kesin içinizden ya Caner orta sahada oynar mı demişsinizdir ama gördünüz topuk basını. Ve ne dedim almadan, teknik kapasitesi yeterli bir oyuncu. Lan bir de gol at. Bir de gol at Caner. Abi Advincula'ya bak, bırakmadı adamı ya. Aman 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 çocuklar. Caner. Josue. Hakikaten böyle bir gerildim yani topun Jose'ye geldiğini görünce. Ozan Tufan, sakın sakatlanma. Sakın sakatlanma. Sak sak. Vuu, tek paslarla başımı döndürdü. Yalnız işte işin kötü tarafı olan bu yani. Sen alıyorsun topu, dandum vuruyorsun, yine rakibe gidiyor. Adamlar tekrar pozisyona giriyorlar. Oo, Allah'tan ortaya çevirmedi dingil. Volkan Şen, Diego, Nani. Kendinize gelin hadi. Caner güzel. Abi çok iyi be. İşte bu be. 100. golünü de attı kariyerindeki. Yalnız Bursaspor kaçıncı ligde, ona bakmak lazım. Yani kadrosu falan iyi. Josue atamadı.
İyi, bu maçta da gol yemedik. Güzel. Bu sefer ben konuşayım da takım motive edeyim ya. Sekiz maçta 24 gol yemişim. Çok gol yedim ya. Puan fark var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Oo, Gökhan, Hasan, Ozan, Caner, Volkan, Mert, Serdar Aziz, Emre Taşdemir, adam kaç tane oyuncu izlemiş ya? Bursa neredesin Bursa? O 9.'muş. Bursa da o olması gereken yerde değil. Bizi eleyen Fiorentina'ya bak yavrum. Şov yapıyorlar ya. Bari Fiorentina kupayı alsa da en azından kendimizi motive ederiz ya. Elendiğimiz takım kupayı aldı diye. Gariban züğürt tesellisi. Aman ha. Caner sen orta sahada kaldın bundan sonra. Ama tabii Caner Erkin'i orta sahada oynatma isteğini birisinden çaldım. Onu da itiraf edeyim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken bir maçta Caner Erkin'i orta sahanın göbeğinde oynatmıştı. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama fena da değildi. Oynuyordu yani. Tabii İsmail Kartal faciası da var. Caner'i sağ açıkta oynattığı maçta Eskişehir maçı vardı geçen sene. Caner sağ açıkta oynamıştı. Haydi bakalım. Sivasspor Fenerbahçe maçı televizyondaymış. Vay be. Avrupa Ligi'nden elendikten sonra ne yalan söyleyeyim biraz moralim bozuldu. Fabio Cardoso 21 yaşındaki stoper. Aradığımız stoper bu olabilir mi acaba? Konsantrasyon güzel. Ön sezi güzel. Pozisyon alma güzel. 21 yaşında yani 21 yaşına göre diyorum güzel. Yani şunu bir daha takip listemizdeymiş zaten. Fiyatını bir soralım. Yani 21 yaşında bir oyuncu için iyi. Tabii ki de o oynattıkça o değerler yükselecektir. ...55 kaç? 12. Aa yenilmiş. Kazanırsak 15 olacak. Herhalde garantileyeceğiz mi? Kazanalım da bari şampiyonluğu garantileyelim 29. hafta. 5 hafta önceden. Tita! Pedriel bu sezon 3. golünü attı ya arkadaş. Koca sezon geçiyor. 29. haftaya geliyor. Adam 3 tane gol, 2 tane gol atmış sadece. Geliyor 3. golünü sana atıyor ya. Daha sinir bozucu ne var? Başımıza gelir birazdan. Lan çok çok uzak. Ya arkadaş. Bu sıfırdan kaleye şut çekme derdi. Nereden geldi size anlamıyorum ya. Neyse Gökhan'mış yani. Kafa topuna kaçırmasına bir şey diyemem Gökhan Gönül için. Ama yaptığı hata yüzünden golü yedik. Nakul affetmedi.
Biraz kendine gel Gökhan'a bak. 6,1 nedir ya? Aa, kızıyorum ama Gökhan. Abi nakulmaya yetişemezsin adam. Füze gibi gidiyor. Offside değil miydi o pozisyon ya? Diego, Gökhan. Ellemeyeceğim ya. Yenilsinler. Fabiano artık toplar kucağına geliyor direkten dönüp. Yani elim o kadar istemeyerek yapıyorum ki şu değişiklikleri. Kaçıncı? Dördüncü mağlubiyetim ligde ya. Sesimizi kesiyor. Mersin İdman Yurdu. Fatih Terim Mersin Arena'da mıydı? İzledikten sonra zaten hiçbirisini almamı düşünmüştür. Ya git sen de, tamam sana veriyorum hadi. Hadi Amerika'ya git kalleç. Hasan Ali Sarıkar sınırına mı ulaştı sen canım? Caner'i çekelim o zaman sol beki. Mehmet Topal orta sahaya geri dönsün. Souza 2-3 hafta yok. Yok yok. Ligde gol krallığı ne durumda ya? Ona bir bakalım. Mario Gomez 19 gol. Van Persie 14 gol. Samuel Eto'o 14 gol. Burak 13 gol. Olcay 12. Volkan 10 gol. Ya Aziz Ceylan. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Görüşmek üzere arkadaşlar. 10 milyon euro para istiyorlar. 9,25 milyon euro. Gerçekten ya. Benim stoperim olmayacak mı? Caner. Caner sen de mi gittin? Caner. Caner de gitti. Sol bek. Gökhan'ı mı oynatayım? Ne yapayım? Arsenal, Juventus. Grubu şey turu geçti. Turu geçtiler. Değil mi lan? İyi kardeşten kurtulduk. Beş altı hafta mı?
Ulan her şey üst üste geliyor ya. Sağ bekte Ozan'ı alacaktım ya. Markoviç nereden gitti? Yalnız gene sakatlık şeyleri başladı ya. Hakikaten de evet. Yani ne zorluklarla bir sezon geçirdik ya. Neyse, transfer bütçesi verirler biraz en azından da. Yalnız bunlara rağmen 58 kaç? 9 puan fark var. Yalnız Eto bitmiş. Eto oynuyor mu? Şu Eto mu? Tutturamadım adamı. Eto oynuyor. Oynamaz mı? İlk pozisyonumuzu bulduk 30. saniyede ama bir sonuç alamadık. Evet. Çok güzel Ozan. Evet. İyi orta yapaydın. Güzel olacaktı. Volkan yaz. Ah be, yazdı onu dedim ama direkten döndü top ya. Mehmet Topal, Ozan. İşte bu tehlike. Abi of. Çeluska ne attın be. Bu sezon attığı ilk gol. Zaten sezon senede bir tane böyle bir tane gol at yeter zaten. Mehmet Topal. Volkan iyi yakaladı. Van Persie ve güzel attı golü. Van Persie bak 5 gol fark var aranızda şeyle. Mario Gomez'le. Hadi. Bir iki gol daha at Van Persie. Çok güzel Nani attı. 2-1 bu sezonun attığı 9. gol. Volkan 10 gol. Nani 9 gol. Markovic 6-7 gol atmıştı herhalde. Şimdi bir iki gol daha atsak da rahatlasak. Yalnız Volkan Şen'den de iyi şey aldık yani bu sene verim aldım yani. 10 gol attı en az 10 tane de asist yapmıştır. Ah be direkten döndü ne güzel vurdun hani. Rahat rahat yap ortanı be. Van Persie. Volkan Şen 3. asistini yaptı. Aman ya. Tam Volkan'ı değiştireyim sakatlanır diyecektim. Sakatlandı ya. Tüh be. Ya aklıma geldi keşke değiştirseydim adamı ya. Eto'yu tutun Eto'yu. Eto'yu tutun.
Biz niye hala şampiyonluğu garantilemedik mi ya? Benim Beşiktaş'ta maçım var mı ki? Yok. Ben iki maçı da yendim Beşiktaş'ta. Puan fark var. 4 maç kaldı. Yani bunların hepsini Beşiktaş yense ben kaybetsem gene şey olmuyor ki. Antalya Spor'u ezip geçeriz tabi. Bu ne? PSV almış Hollanda'yı. Volkan Şen sezonu kapattın yani. Başakşehir deplasmanı. Ziraat Türkiye Kupası. Sivas deplasman. Gerçi Başakşehir İstanbul'da olduğu için deplasmandan saymıyorum ben. Hepsinin sözleşmesi bitsin. Hiçbirisine ihtiyacım yok. Şunlara hızlıca geçelim. Galatasaray Konya ile 2-2 berabere kaldı. Otomatik kaydımız devrede. Artık Volkan sakat, çok kötü oldu ya Volkan sakatlanması. İyi performans gösteriyordu. Hadi bakalım. Bari Türkiye Kupası'yla şeyi alalım da ligi biz de double yapalım. Kaleye vurur oradan. Vurmadı hayret. Aslında uzak köşeye doğru vursa, Manchester United'dayken Bursa'ya öyle bir golü vardı, Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptalardı. Öyle ona benzer pozisyonda geldi, ceza alanı dışından uzak köşeye atmıştı. Oo. Cenk Ahmet. Ne güzel ya. Herkes ilk golünü bize atıyor. Geçen maçta da vardı ilk golünü atan. Çeluska. Cenk Ahmet attı şimdi. İlklerin takımı olmak da güzel bir şey bir yerde ama. Gol. Uygar. Bu sezon attığı 8. gol. Vay be. Biz Diogo'dan performans aldık diyoruz ama Uygar da 8 gol atmış. Uygar Diego'nun özelliklerinin yarısının yarısı. Abi ne paslaştık geldik be. Ne paslaştık geldik be. Yalnız tam şey gibi olduk ha. Galatasaray gibi olduk. Gol yemeden gol atamıyoruz. Geçse güzel pozisyon olurdu ama geçmedi.
Nani adamın içinden geçti. Uygar. Volkan Babacan. Van Persie ama olmadı. Fabiano. Aslında şu oyuna bir de spiker yapsalar güzel olur ya. Çünkü maç sesini açıyorsun. Ha hu hü fa falan. Başka hiçbir şey yok. Gereksiz bir bağırtı var yani. Gürültü var yani. Yani şey havası vermeye çalışmışlar stattasın ama işte Van Persie çok güzel bir gol. Mehmet 9'da diyecektim. Hat-trick mi yaptı ya? Şampiyonlar Ligi diyorum. Türkiye Kupası'nda finali garantiledik. Hoppa derken Fabian aferin lan. Ha, aman aman. Çikaleşi, Arnavut kaleci. Şey Arnavut santrafor. Ya Fiorentina'ya yenildikten sonra doğru düzgün cümle bile kuramıyorum ya. Saçma sapan cümleler kuruyorum. Arnavut kaleci diyorum golcü adamı. Daha 59. dakika 4-1 öndeyiz. Percy. Hasan Ali. Caner'i de ileri uçta oynatalım bari sola çıktı. Gol mü lan? Ah direkt. Yalnız Van Persie'nin bu sene 4 tane falan topu direkten döndü herhalde. Badji. İyi bir orta saha aslında yani Stefan Badji Başakşehir'deki. Yani özel vereceğiniz özelliklere göre oyun kurucu olmasını bekleyemezsiniz ama savaşçı orta saha veya defansif orta saha aldığınız zaman gayet işinizi görecek bir orta saha. Aman, aman, aman. 4-2. Fernando da yalan oldu ya. Van Persie öyle bir patlama yaptı ki. Abi adam sağlam yani. Abdullah Avcı fazla yorumda bulunmaz. 4 tane gol yedi. Kaç maç kalmış? 1, 2, 3, 4. 5 maçımız var. Bir de final maçımız var 6. Bu bölüm herhalde bir saati geçecek. Diğerlerinden biraz uzun olacak ama olsun. Bir iki maç için bölmeye gerek yok. 6 maç daha yapıp. Takımla niye toplantı yapacağım? Ya boş ver abi ne takımla toplantı yapacağım ya? Zaten garantiledim ki.
Hadi bakalım Sivas deplasmanına gidelim. Güzel bahar aylarında çiçekler açmıştır oralarda şimdi. Memleketime doğru yolculuğa çıkıyoruz Sivas'a. Mehmet Topuz'la çıkacağım lan. Yekta Ümit Kurt da aslında nasıl bir stoper, bir özellikleri fena olmaması lazım. Markoviç olmadı, Alper Mehmet. Bu kadar. Bir üçüncü dakika. Güzel bir orta. Evet. 11. dakikaya geldik. Baskımız devam ediyor Sivasspor karşısında. Çıkamıyorlar. Derken bir duran top. Abdullah'a bağ karşıladı. Jumbo Yekta. Aman 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 çocuklar. Ne offside abicim ya. Çok güzel ve uygar. Yani uygarı da orada oynatmak büyük bir cesaret. Lan en sevdiğin iş. Çizgiyi in, yap ortayı da oradan Mehmet Topal'a niye dönüyorsun? Gol herhalde diyecektim. Boy. Çok güzel attın golü. Yalnız iyi. Lazar Markovic'in de 9. golü. Bu istatistiklerle alakalı da ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum derken Yekta. Aslında Diego'yu satıp Sivas'tan atıp şey şuraya alıp forvet arkasını. Çok iyi bir iş yaparım diye düşünüyorum ama. Gol. Ah be. Ümit Kurt. Çocuklar. Bu kadar uyumaz. Bu kadar uyumaz ya. Yani bağırasım çağırasım var ya. Hiç memnun değilim gösterdiğiniz performansla. Abicim. Abin yani o topu nasıl çevirip de Abdullah'a bağ oraya attın? İnanamıyorum sana ya. Alper. Caner, yani 61. dakikada girip 63. dakikada sarı kart görüyorsun ya. Semih Şentürk gibisin. Semih Şentürk de öyle sonradan oyuna girerdi. 2-3 dakika sonra şey kart görürdü. Nani olmadı. Uygar, Meyreleş. John Boy. Uygar, 10. golünü attın. Hadi bakalım, gözün aydın.
Batuhan'ı almışlar. Caner, Nani. Çok iyi top attın Meireles ya. Çok da iyi gol attın. Altı mı geliyor? Sivas'tan gol haberi mi var? Olmadı, olmadı, olmadı. Ziya. Ziya. Yıllardır ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta bir sol bek yok. Şu Ziya'yı da almadılar Sivas'ta ki oynatsınlar yani. Vuhu. 59-73. ...679 bin. Markovic güzel oyunuyla şöyle oldu, böyle oldu. Okan hakikaten ya, ne biçim oynadın? Hem çok gol attın hem çok gol yedin. Ödüle bakalım. Goran Pandev mi? Ne ara? Bu ne zaman ki? 2014-2015. Böyle bir olay yok. Ya ne Goran Pandev'i? Bakan bu tamam da. Bakan bu da bu arada iyi adam yani. Ozan top kapma geliştirmesi lazımmış. Genel takım antrenmanlarının düşük seviyede olmasından mutsuz. Ben de çok mutsuzum ondan. Ama şu yeni sezonda antrenmanları abartacağız biraz. Antrenörleri bulacağız tek tek. Sunderland. Küme düştü tü. Sunderland küme düştü. Şakir'i gelir mi acaba bize? Onu unutmayalım da bakalım. Yarı final birinci ayak. Barcelona 2, Chelsea 2. Arsenal seviye alır herhalde ya. 2-1. Tamam ya, İspanya'da yener seviye, ne olacak? Fiorentina ayıklar Bordo'yu ki ayıkladı 3-2. Fenerbahçe için kolay sınav. Paris Saint-Germain de hakikaten şey yani, ayıp ya şu. Nerede o? Bu nedir ya? 3 yıl üst üste. Bayern Münih de öyle. Vay be. Nisan ayının oyuncusu 3 tane Fenerbahçeli. Uygar Zeybek. Uygar fena değilsin de yani. Taşıyamayız herhalde seni ya. Aynı kadro. Kazanan kadro tekrar devam. Mehmet Topuz. Orta sahanın göbeğinde. Mehmet Topuz da yalnız Kayseri'deyken yani baya hücum gücü yüksek bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye geldi adam. Resmen el freni çektiler adama ya. Torje, Gabriel Torje, Hasan Ali.
Yavrum pas atsana, nereye gidiyor? Ya. Pas attığı yere bak ya. Van Persie. Takım hakikaten toplandı ya. Evet, 20. dakikaya geldik. Durum hala 1-0 ama. 30. dakika. 36. İlk yarı böyle bitecek herhalde ya. Pozisyon yok, bir şey yok. 40. dakikaya geldi zaten. Hatta ilk yarı bitti diyebiliriz. Harbiden de ilk yarı bitti. Çok verimli maçtı. 3 puan aldık ve işimiz bitti. Nani nani. Gol. Oh. Oh. İyi gördü Kanada. Sanal iyi çekti. Alper direkt Nani'yi boş kaleye yuvarladı topu. Nani 10 gol barajını geçti. Volkan Şen yaptı. Markovic yaptı. Çok güzel be. Yalnız Mehmet Topuz, şaka bir yana, Mehmet Topuz da baya baya şeyi var yani. Mücadelesi, takıma katkısı. Ve bu. Mehmet Topal yapma ya. Çok basit hatalar bunlar ya. Ya ne hayata döndü ya. 80. dakikada gol attılar adamlar, bu da hayata döndü. Bizi mi korkutuyorsun? Bizi mi koparıyorsun? Ve bu ne yapsın orada tek başına? Alıp sürükleyecek, götürecek bir adam değil zaten. Anca topu ayağında tutar be bu. Çok güzel be. Konfetileri niye atmıyorsunuz ya? Ben şampiyon oldum. Şuraya bak, 16 puan fark var ya. 2 maç kaldı. Fenerbahçe Osmanlıspor'u ezdi geçti. Alper bu sezon kaç gol atmış? Ligde 5 gol atmış. Gayet başarılı. Yok ya. Teknik heyetle de görüşmeyeceğim artık. İlişiğimi kesiyorum. Takımı şampiyon yapmışım zaten. Gelsinler, tebrik etsinler beni. Fernando, sana verdiğim ne sözü nasıl tutayım ya? Adam gol krallığına koşuyor. Belki kupada oynatırım seni. Ama kupada da gol kralı olabilir. Yalnız hakikaten hedefe kilitlendim yani şu an.
Hiç bekletmeden kazanan takımla devam. Hasan Ali'ye bak yavrum benim be. Uygar çok iyi. Lan Van Persie ataydın golü ya. De Frederico. O İspanyol müzisyen gibi, gitarist adı gibi De Frederico. Çocuklar yapmayın böyle şeyler ha. Adamı oraya kadar niye sokuyorsunuz? Hadi bakalım. Bir puan da bizim işimiz görüyor. Ya şampiyonuz nasıl olsa. Ah. Direkten nasıl gol olmadı ya? Sebastian Pinto gene geldi Türkiye'ye. Van Persie golünü at be abi be. Gol at be. Özgür çek. Bizim altyapımızdan yetişti. Geldi bize golünü attı. Neyse ya. Eskişehir deplasmanında da mı? Aha. Vay. Bir bira mağlubiyet almadık. Güzel. Kafa kafaya geçmiş Eskişehir. Biraz daha üstün diyebiliriz. Toko. ...77 puan. Fena değil ya 77 puan. Şu Başakşehir'in 4-1'lik maçın rövanşı. Şeye bir bakalım. Mario Gomez 20 gol. Robin van Persie 18 gol. Ya şu Thiago Silva'yı bana verin ya. Sizin ihtiyacınız yok öyle oyuncuya. Bu şekilde devam etsek ne yapsak, orta sahaya zorlamayalım. Alper'le şöyle yapalım. Dört birin rövanşı olduğu için bunu
Hızlı geçelim ya. Şey pardon, 4-2'nin rövanşı. Mossoro. Van Persie. Hemen cevap verdi. En sevdiğim gole golle cevap vereceğim. Maç ortada geçiyor. Orta sahada şu an dizginler onların elinde ama değişiyor tabii, bu son 5 dakikada attı. Şurayı son 10 dakika yapabiliyor muyuz? Ha, ilk yarı toplam. Şu an bizim elimizde orta saha. Onların sahası bizim sahamız. Son 5 dakikadır baya bunalttık diyecekken golümüzü de bulduk. Üçüncü dakikaya geldik. Van Persie herhalde Türkiye Kupası'nda gol kralı olur. Altmış 73. Finaldeyiz. Zaten finaldeydik. Van Persie'de liderlik koltuğuna oturdu gol krallığında. Finalde Trabzonspor'a. İki maçımız kaldı. Rizespor. Yalnız Van Persie toplam 35 gol attı. Gayet iyi. Ya Bruno Alves istemiyorum ya. Muhammed Samet. Dokuz gün var. Sayılı gün çabuk geçermiş. Vallahi beni de yordu bu sezon ha. Ne maçlar oynadık, ne maçlar kaybettik, ne maçlar kazandık. Yüzdük kuyruğuna geldik. Türkiye Süper Kupası'nın şey, Ziraat Türkiye Kupası'nı alalım da bari. Teknik heyetten önerilerine bakmak istemiyorum. İyi oldu ama elimizden kadleçi çıkardık. Bruno Alves gidiyor. Raul Meireles'le sözleşme yenilemeyeceğiz. Serdar Kesimal. Şimdi aklıma gelmeyen 2-3 tane daha adam vardı. Yani en azından bir 10 milyon euro maaş bütçemiz rahatlayacak. Onu transfere çevirsek gayet mantıklı işler yapmış oluruz. Oyunu kaydetsin bakalım.
Güzel oldu ya. Rizespor'la kendi evimde oynamam son maçta. Kupayı kendi evimde kaldırmam. Ya Merileş canım, yani yapacak bir şey yok Merileş'cim, yaşlandın artık. Şuna bir bakalım ya. Mehmet Topuz 1175. Meyreleş 2950-3-4. Şunlar ikisi de bir de 5. Şuna bak ya, 10. Uygar, seninle sözleşme yenileyelim ya. Ya Diego, senin sözleşmen bitmiyor mu ya? Diego. Diego, git de kurtulayım senden. İnter Diego için transfer de al 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 al. Baksana 4 milyon euro. Yani adamı 3 milyon euro, 2,9 milyon euroya, 2 milyon euroya satmam sıkıntı değil ki. 2 milyon euroya satacağım. Bir sene de 4,1 milyon euro maaşından kurtulacağım yani. Olaya bir de o yönden bakmak lazım. Hadi bakalım çocuklar. Son lig maçımızı izliyoruz. Van Persie ve gol. 19 oldu ligde attığı gol. 2 gol daha atarsa ve Mario Gomez de hiç gol atamazsa gol kralı olacaktır. Van Persie 20. golünü attı. Hadi bir gol daha. Nani sen atma çocuğum. Van Persie atsın. 14 dakikada 3-0. Hücum oynatalım ya. Hatta yüklen diyelim ya. 5 tane 6 tane gol yesek ne olacak? Souza. Van Persie atması lazım. Siz değil. Teddy Şövalye. Hadi Van Persie be. Bir gol daha at ya. En azından heyecan olsun ya. Ya yüzdük kuyruğuna geldik. Olmayacak herhalde. Acaba. Bir an dedim dönen topu tamamlayacak şimdi Van Persie ama olmadı. Çok güzel çocuklar, aferin. Beşiktaş 1-1. Ya 20-20 kaldılar. Eprenova atmış kendi kalesine. Ha, evet 20-20 oldular o zaman ha, hakikaten. Yalnız Van Persie hakikaten 37 golle şeyi hak ettin. En golcü o zaman Van Persie. Ve %50 hedefi bulan 40 şut, 20'si gol olmuş. Muhammed Demir de Beşiktaş'a geldi. Adam ortada kaldı. Yılın genç oyuncusu ha.
Ozan Tufan. İkinci, üçüncü falan var mı? Yok. Keşke olsaydı, onlara salçı olurduk ya. Van Persie gol kralı oldu. Çok güzel. Volkan Şen yılın oyuncusu. Yalnız hakikaten yani Volkan Şen ligde 10 gol 11 asist. Yani. Gerçi toplamda da 10 gol 14 asist yapmış. Yılın takımını kaçırdık. Dur ha. Muslera şaşırmadık. Bek. Nasıl Andreas Bek olabilir? Gökhan Gönül olmaz ya. Adam 43 maç çıkmış oynamış. Elbette ki o olacak. Vay, yılın menajeriyim ha. 34 maç, %73 kazanma şeyim var, bayağı iyi ha. Muslera yılın kalecisi olacak tabii. Hasan Ali sol bek, Nani sol açık, Volkan Şen sağ açık, Van Persie, Burak Yılmaz, Souza, Sınay. Ah, Sınaydar, Sınaydar, Sınaydar. Antalya Spor Fair Play ödülünü kazanmış. Savunma Andreas Beck, yani Nani. Isaac Avrupa Şampiyonası kadrosu belirlendi. Nasıl lan Mihail Kadeci, ben sattım. Mehmet Ekici. Çok iyi adam ya. Prandelli mi şeyin başında? Trabzon'u. Abicim top kapma özelliği 13. Kötü değil yani. Git git. Seninle mi uğraşacağım? Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Şöyle yapalım. Ozancım kusura bakma. Gökhan Gönül, Markovic, Nani, Hasan Ali Bağ. Haydi bakalım çocuklar. Türkiye Kupası'nda istiyorum. Gol. Çok güzel be. Offside mı? Ah be. Damendoy. Van Persie atamadı be direkt. Özer, Nani. Merleş, Van Persie, Uygar, Uygar. Çok kötü yerde top kaptırdın. Çok kötü, çok kötü. Abi ya. Kaçır lan. Özer Urmacı. Eski takımına golü attın tabi. Souza, Meireles, Markovic, hepsi dökülüyor.
Hücum oynayın. Yürekli oynayın. İki tane top direkten döndü. Ya niye geri kaçıyorsunuz? Adama doğru gidip zıplasanıza. Gökhan çok kötü top kaptırdın Gökhan. Çok kötü top kaptırdın Gökhan ya. Ya futbolun kuralı ya. Hücuma çıkarken top kaptırmayacaksın. Nani zaten sakat. Türkiye Kupası'nda finalde kaybettik. Neyse, hatalarımızdan ders alıyoruz en azından. İyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim aslında. Türkiye Kupası'nda finali gördük. Ligde şampiyon olduk. Avrupa Kupası'nda epey ilerledik. Epey ilerledik dedim. İkinci eleme turunda Fiorentina finalde kaybetmiş. Şuradan bakalım lige. 80 puan topladık. 78 gol atıp 32 gol yedik. 4 mağlubiyet, 5 beraberlik, 25 galibiyetimiz var. Böylelikle ilk sezonu tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben bir videoyu sezonun istatistikleri için, bir video da transfer dönemi için yapmayı planlıyorum. İkinci sezona girişi de hazırlık bölümüyle ayrı yapıp daha sonra da üçüncü videoda inşallah yeni sezona giriş olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.